Merhaba arkadaşlar, kalınma şöyle bir ozan, nasılsınız? İyisiniz umarım. İyisiniz. Arkadaşlar, bugün softies'de silahlar ne kadar hasar vuruyor? Artı olarak da arkadaşlar hangi silahları kullanmalıyız gibi soruları cevaplayacağım. İlk olarak kılıçtan başlayalım. Kılıcımız arkadaşlar 25 vuruyor. Yani kısacası kılıçla arkadaşlar 4 kere vurduğunuz zaman herhangi bir rakibi adamın ölmesi lazım. Ama yemek falan yerse ya da pişmiş yiyecekler bonusunu alırsa arkadaşlar ölmeyebilir. Haberiniz olsun. O yüzden kılıçla daha fazla vurur ya da arkadaşlar silah kombosu vesaire yapabilirsiniz. Kılıcımız farklı farklı bu arada saldırı yolları da var. Ya farklı farklı derken bir tane var arkadaşlar, atılma. Bu atılmayı attığınız zaman belli bir 2 saniye falan bekleme süresine giriyorsunuz. Ama arkadaşlar atılmamız 60 vuruyor. Haberiniz olsun, atılmayı bu arada mesafe kat etmek için de kullanabilirsiniz. Aynı bu şekilde uçabiliyorsunuz arkadaşlar. Artı olarak da suda aynı şekilde atladığınız zaman, şimdi atlayacağım. Uçabiliyorsunuz, zıplamanıza bu arada gerek yok. Suda gördüğünüz gibi arkadaşlar gittim. Şimdi gemiye geri gitmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, gemiye geri geldim. Kılıcımızda artı bir tane daha özelliği var. Tabi sağ özelliği var. Yani sağ tuşa bastığınızda arkadaşlar blok. Bu bloklama, ama bu kadar fazla güvenmeyin. 3 defa arkadaşlar, 1, 2, 3 defa düz atak attığınız zaman bloklama bozuluyor. Ya da arkadaşlar şarjlı saldırıya, yani basit olarak atlama yaptığınız zaman arkadaşlar direkt bloklamayı bozabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. O kadar bloklamaya güvenmeyin. Biraz geri gidiyorsunuz. Ve rakip size ilk bir defa fazladan vurabiliyor. Haberiniz olsun. Artı olarak da bloklamanızdan arkadaşlar space'e basarak kaçabilirsiniz. Bir küçük leş atıyoruz. Leş de denmez ama yani pozisyon değiştirmek için bu yeteneği kullanabilirsiniz. Yetenek, evet. Herhangi bir işe sağa sola yapacak space'e bastığınız gibi geri ileri sağa sola gidebilirsiniz. Haberiniz olsun. Kılıcımız arkadaşlar bu kadar. Tabancamız var. Tabanca fazla özelliği yok ama bahsedelim arkadaşlar. Tabancamız 55 vuruyor. 2.01'di galiba. Yok. 2.3 saniyede arkadaşlar mermi değiştiriyormuş. 5 tane mermisi var. Tabancamız bu kadardı. Fazla özelliği yok ne yazık ki. Pompalaya geçelim. Alay bozan arkadaşlar. Pompalaya geçtim. Alay bozanımızın şöyle bir özelliği var. Bakın, sıktım. Pompalı tabi saçma mermileri atıyor. Toplam arkadaşlar 10 tane mermi atıyor. 10 tane mermi 10 tane hasar vuruyor. Bu hasar olayını hesaplamayın pompalı. Çünkü şöyle bir şey var. Pompalı dibinde sağ sol kırık. Yani herhangi bir hasar fark etmez. Koştunuz, tak diye adamı vurdunuz. Adamın dibindesiniz. Tek yiyor. Yani tek atan silah arkadaşlar pompalı. Adamın dibindeysiniz. Adam her türlü tek yer. Hem de artı olarak pompanın şöyle bir şey var. İşte diyeceksiniz, o zaman uzaktan sıktım. Saçma olarak gitti. Sağ tık atarsanız arkadaşlar, yani dürbünle bakarak sıkarsanız yine saçma gidiyor. Ama arkadaşlar düz bir hat halinde saçmalar gittiği için yani daha fazla vuruyorsunuz, haberiniz olsun. Ve artı olarak arkadaşlar sol tuşa işte saçma olarak atıyorsa pompalıyı, bunu attığınız zaman rakip de geriye sıçrıyor, haberiniz olsun. Yani köşede falan rakibiniz varsa ona sıktığınız zaman büyük, yani yüksek ihtimal suya düşer. Onun da bilgisini verin. Pompamızdan yine 5 mermisi var. Kartal gözümüz var arkadaşlar. Yani keskin nişancımız. Bu ise 70 vuruyor. Artı olarak da arkadaşlar dürbünü var. Keskin nişancı olduğu için çok mantıklı. Mermi değiştirme hızı için arkadaşlar 3.1. Pompalının da söylemeyi unuttum büyük ihtimal. 2.7. Bu mermi değiştirme olayı pek önemli değil ama arkadaşlar pompalı ve bence keskin nişancıda şey silah kombosu vesaire yapın. Yani keskin nişancı da pompalı yapabilirsiniz. Pompalı da arkadaşlar kılıç ya da keskin nişancı pompalı, yine pompalı için yapabilirsiniz. Haberiniz olsun. Komar bazen çok iyi olabiliyor. Direkt tek atabiliyorsunuz adamlara. Keskin nişancımızda böyle dürbünü var arkadaşlar. Dürbün rengi vesaire değişebiliyor. Kırık bir dürbünümüz. Ama arkadaşlar ortaya baktığınız gibi ortadan mermiyi sıkıyorsunuz. No scope da atabilirsiniz rakipleri tabii. 70 de vuruyor keskin nişancımız. Bu arada ben galiba yanlış bilmiyorsam, çünkü verilere göre söylüyorum arkadaşlar. Kafadan vuruş hesabını olmadan söylüyorum. Onu size söyleyeyim. Yani normal hasarı söylüyorum arkadaşlar size. Herhangi bir yere vurursanız. Bizim şimdi yeni silahlarımız var arkadaşlar. İkili tabanca diyebiliriz buna. İkili tabancamız düz sıktığımız zaman. Bu arada hasar bilgilerini bunu, silahlarını bulamadım. O yüzden kusura bakmayın. Bakın düz sıktık. 1, 2, 3. 1, 2, 3, evet. Teker teker sıkabiliyorsunuz ama arkadaşlar namluyu tuttuk. Bakın tuttum. Sol tıka basılı tuttum. Çak. Çektim ben arkadaşlar. Borutu, çakmak taşımı her ne derseniz onu çektim. Çektiğimiz zaman, sıktığımız zaman tak. İki tane mermi aynı anda atıyoruz. Artı olarak mermimiz daha hızlı gidiyor ve arkadaşlar daha fazla hasar vuruyoruz. Haberiniz olsun. Zaten iki tane mermi gittiği için daha fazla olması lazım. Ve son silahımız ise arkadaşlar fırlatmalık bıçak. Tam fırlatmak sayılmaz. Çünkü bunu arkadaşlar bıçağın 3 tane farklı saldırı yolu var. Soğuma vesaire yapamıyorsunuz. Zaten küçücük bıçak. İlk saldırımız arkadaşlar sol tık basarak görebilirsiniz. Düz atak atıyoruz. Çok az vuruyoruz, haberiniz olsun. Evet arkadaşlar, ikinci saldırımız ise
Kritik vuruşumuz gördüğünüz gibi bıçağı kaldırıp tak diye rakibi kafasına indirseniz büyük ihtimal tek yiyordu. Yanlış da hatırlıyor olabilirim ama tek yediğini arkadaşa hatırlıyorum gibi. Rakibin arkadaşa herhangi bir insan. Son yeteneğimiz ise arkadaşa fırlatma ise sağ tıkla basılı tutup sol tıkla fırlatıyorsunuz. Toplam 5 tane slotumuz var. Bu bıçakları bu arada tekrar tekrar alabiliyorsunuz, haberiniz olsun. Hem artı olarak fırlattığınız bıçağı alabiliyorsunuz hem de arkadaşlar mermi yerinden bıçak alabilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz o zaman ben mermi yerinden bıçak aldım, bıçak duruyor. Bıçaklar arkadaşlar belli bir saniye sonra siliniyor. O yüzden stok yapamazsınız. Mesela buraya dümeni atayım sürekli. Dümenden bıçak alayım, millete atayım. Olmuyor arkadaşlar. Evet, siyah rehberimiz bu kadardı. Şeylerden bahsetmedim. Haberiniz olsun. Kırık kafalar, asa ve arkadaşlar board ve yani artı silah hasar vuran yani nasıl diyeyim toplardan falan bahsetmedim arkadaşlar fırlatabildiğiniz toplardan. Umarım arkadaşlar video beğenmişsiniz. Ben sizi beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.